Merhaba güreştürkiye.net severler. Güreş Türkiye sene sonlanırken anketlerimizde 2018 yılının son 2 haftasında tüm parametrelerde yılın enlerini Güreş Türkiye YouTube halkının sevgili takipçilerine sorduk ve anketlerde birincileri hem bir ödül töreni edasında duyuracağız hem de kendi aramızda değerlendirip yorumlayacağız. Yorumcu ekibinin klasiklerinden Ahmet Buldogi burada. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Boğaç klasik olma yolunda burada. Boğaç hafif sesimde yankı var galiba. Biraz kısarsan. Hoş geldin sen Okey. de. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ve newbie diyebileceğimiz yenilerden Doğan Yavuz Er de burada. Rotundan 2 ile tanıdığımız. Hoş geldin Doğan. Hoş buldum. Evet, 2018 kimin yılıydı Doğan? İlk bir genel sorulardan başlayalım. 2018 bence Setonis'in yılıydı. Rov'da gerçekten çok iyi bir performans sergiledi kendisi. Yani bu sene gerçekten çoğu zaman vasatın bir tık üstüne çıkabilen ancak Rov şovlarını bir nebze de olsa taşıyabilen Setonis gerçekten bu sene iyi bir yıl geçirdi. Kadınlarda da Becky Lynch diyeceğim. Eylül ayından özellikle Ağustos Eylül ayından itibaren hani yaptığı efsanevi heel turn'le bayağı büyük bir popülarite kazandı. Özellikle sonrasında yaptığı Raw'a yaptığı baskın, Ronda Rousey'e işte meydan okuması filan. Bunlar gerçekten Becky Lynch için olağanüstü olaylar oldu. Yani Seth Rollins'e Becky Lynch ikilisinin yılıydı bence 2018. Evet Ahmet, 2018 şantı yılı olabildi mi? Maalesef 2017'de WWE şampiyonluğuyla 6 ay hüküm sürmüş içindir. 2018'in başında da aslında SmackDown'da kilit bir rol oynadı. Midcard kemerinde United States'te WrestleMania'da kemeri de kazandı fakat devamını getiremedi. Ben 2018'in Brock Lesnar'ın yılı olduğunu düşünüyorum. Kadınlar bazında ise Ronda Rousey Nisan ayından beri çok büyük bir etki yarattı. Büyük bir dominasyon vardı. Katılıyorum. Evet, sevgili Boğaç. Ben erkekler bazında AJ Styles diyeceğim. Ya zira çok uzun bir şampiyonluk reigni yaşattı. Ondan sonra da Daniel Bryan'a kaybetse de inanılmaz keyifli maçlar çıkardılar. Kadınlarda da ben de Rousey diyeceğim. Yani senede hiç maç kaybetmedi. Brock Lesnar'ın aksine UFC kökenli olmasına rağmen neredeyse çoğu şova geldi. Göğüs göğüse çarpıştı ve yani kendisini de geliştirdiğine hepimiz şahit olduk. O yüzden Ronda bu senenin kadınlar bazında en iyi performans gösteren ismiydi. Evet, bana göre 2018 yılının ismi, yani 2018 kimin yılıydı sorusunun cevabı Roman Reigns. Nasıl İngiltere Premier Ligi'nde, İngiliz Premier Ligi'nde Leicester City şampiyon olunca o büyük bir olay oluyorsa çok büyük bir dominasyon. Brock Lesnar'ın elinden kemeri aldı. Ayrıca kemeri de kaybetmedi. Bırakmak zorunda kaldı. Yani yenilmedi. Ve Finn Balor gibi bir adamın yıllar sonraki title defense'ini de verdi. Rövanş hakkını da verdi. Bence bu büyük dominasyonu yıkan Roman Reigns 2018 yılının ismiydi. Kadınlarda ise hepinizden farklı olarak erkeklerde söylediğim gibi Charlotte Flair diyeceğim. Charlotte Flair hem divalar kategorisinde kendisini geliştirdiğini gösterdi. Hem de ring içinde fark yaratan en önemli güreşçiydi bana göre. Hiçbir konuda hemfikir olamadık. Sevgili Boğaç, sevgili Doğan, sevgili Ahmet. Çok büyük bir tartışma bizi bekliyor galiba. Hemen o zaman ödül törenine geçelim. Güreş Türkiye sene sonlanırken anketlerinde ilk sorumuz 2018 yılının Cruiserweight şampiyonu kim demişiz? %49'da Cedric Alexander ödülü kazanan isim olmuş. İkinci isim ise %33 ile Enzo Amore. Diğer şampiyon Buddy Murphy %18'e. Evet Ahmet, söz sende. Ahmet. Soruyu bir daha alabilir miyim? Bir bağlantım kesildi bak. 2018 yılının Cruiserweight şampiyonu. Cruiserweight şampiyonu ben Enzo Amore. Zaten forumda da Enzo Amore'den yana oyumu kullanmıştım. Enzo Amore Cruiserweight ilk geldiğinde hani çok unutuluyor sene başında yaptıkları ama Cruiserweight ilk geldiğinde çok büyük bir hareketlilik getirmişti 2017 sonlarında. Keza 2018 başında da bunu taşıdı.
tam farklı bir seviyeye çıkacakken şirketten kovulmak durumunda kaldı. Ben Enzo Amore diyorum. Evet. Ödülün sahibi Cedric Alexander, sevgili Boğaç. Ya, %49'la. Cruiserweight benim çok inanılmaz takip ettiğim bir divizyon değil ama hani böyle izlediğim kadarıyla ben Buddy Murphy'ye oy vermiştim forumda. Buddy Murphy diyeceğim. Performansı benim hoşuma gitti. Yani en azından izlediğim dönemler içerisinde ama Cedric Alexander da diyebilirdim. Hani yani böyle %49-51 diye bakıyordum. Enzo Amore'yi çok düşünmedim. Aslında iyi bir performansı vardı Amore'nin de ama ben Buddy Murphy diyorum ya. Avustralyalıyız. Evet, sevgili Doğan. Cedric Alexander %49, Enzo Amore %33. Güreş Türkiye YouTube anketlerinde çok büyük bir çekişme. Yaklaşık 1000 kullanıcımız bu ankete oy verdi. Ödül Cedric Alexander'a gitti. Yani Cedric Alexander zaten bayağı uzun bir süre tuttu kemeri. Normal olarak hani bence de senenin şeyine, şampiyonuna layık görülebilir ama bence hani Enzo Amore de Tuo Fight Live'ın popülaritesini arttırmak açısından iyi bir şampiyonluk serüveni yarattı. Hani Cedric mi Enzo mu deseler ben Enzo derdim açıkçası. Hani Buddy Murphy açısından da pek bir yorum yapamayacağım. Hani daha çok yeni bir şampiyon diyebiliriz. Kasım'da aldı kemeri. 2 ay falan oldu. Yani şimdilik Buddy Murphy için bir şey diyemeyeceğim ama Cedric ve Enzo arasında seçim yapmak zorunda kalırsam hani Enzo Amore derim ben de. Gerçekten o hafif siklet divizyonunun popülaritesini arttırdı kendisi. Evet, ben de Enzo Amore diyorum. %33 ile ikinci olan isim. Enzo Amore Cruiserweight'e bence çok farklı bir renk kattı. Ahmet'le bu konuda hemfikiriz ama yine hepimiz tek bir çatı altında toplanamadık. O zaman bir diğer ödüle geçelim. 2018 yılının en iyi SmackDown Kadınlar Şampiyonu Becky Lynch tamı tamına %56 ile 1700 oyun kullanıldığı ankette Charlotte Flair %23 ile yaklaşık 2 kat fark atarak ödülün sahibi oldu Becky Lynch. Evet Ahmet, çok büyük bir fark. Becky Lynch %56 ve ödülün sahibi. Becky Lynch'i bu kadar iyi yapan şey neydi? Becky Lynch'i bu kadar iyi yapan şey aslında bakılırsa WWE'nin gerçekten çok derinlikli bir şekilde bu karakteri işlemesi. Charlotte Flair'e karşı SummerSlam'de yediği kazığı Hell in a Cell'de çok iyi çıkarttı. Bir underdog olarak gerçekten çok iyi bir performans göstererek kendisini bambaşka bir seviyeye taşıyarak Hell in a Cell'de kemeri kazanan isim oldu. Belki senenin değil ama senenin ikinci yarısının en büyük yıldızlarından birisiydi Becky Lynch. Ben de şahsen oyun Becky Lynch'ten yana kullanırdım. Sevgili Boğaç, Asuka %16 ile 3. Carmella %5 ile 4. oldu aynı ankette. Ancak Becky Lynch'in çok büyük bir dominasyonu ve ödülün sahibi Becky. Neler dersin? Yani ilk yarıyı bir kenara ayırıyorum. İlk yarı kemerin etrafı böyle çok inanılmaz aksiyonu dolu değildi ama özellikle SummerSlam'dan sonra Ahmet'in bahsettiği SummerSlam'daki o malum kazıktan sonra gelişenler ve Becky Lynch'in karakterinin çok daha net bir şekilde ortaya çıkmasıyla zaten yani artık ringde mi dersin, mikrofonunda mı dersin, sosyal medyada yarattığı etki mi dersin? Yani Becky Lynch bir değil yani birçok yerde inanılmaz büyük bir damga vurdu. Şampiyonken de özellikle bunu yaptı. Ve aslında hani senenin tamamında olmasa bile senenin ikinci yarısında yaptığı çok büyük etkiyle senenin tamamına da böyle bir etki etmiş oldu. Ben de Becky Lynch diyorum. Çok başarılıydı. Sevgili Doğan, Carmella %5 ve 4. ancak Carmella'ya, Charlotte Flair gibi büyük bir yıldıza ve Asuka'ya bu kadar büyük gölge düşürerek SmackDown Kadınlar Şampiyonluğunda favori isim ve ödülün sahibi Becky. Yani benim hani Charlotte Flair'a duyduğum büyük hayranlığı forumdaki herkes az çok bilir. Ben de Charlotte Flair'ın bu sene fazla iyi bir hani saltanat sürdüğünü düşünmüyorum açıkçası. Kemal'le iki defa kazandı ve ikisinde de açıkçası hani benim nezdimde beklerini veremedi. Ama Becky Lynch hani bizim beklediğimizden de büyük bir sükse yaratarak özellikle işte arkadaşımla dediği gibi yılın ikinci yarısını gerçekten çok çok iyi geçirdi.
Hani sadece ringde mikrofon ya da ring içi performansıyla da değil. Hani Twitter'ı da gayet iyi kullanarak, sosyal medyaları da iyi kullanarak yani seyircilerin ilgisini çekmeye ve hani önceki yıllara göre popülaritesini oldukça arttırmayı başardı. Hani ben de Becky Lynch derdim. Bu sene şampiyonu sorulacak olursa. Ben de aynı şekilde Becky demek isterdim. Fakat 2018'in son 3 ayını değil 12 ayını değerlendirdiğimiz için %23 ile aynı fikirdeyim. Charlotte Flair dedim. O zaman bu da ödülü de son verelim konuşmaya. Ve Raw Kadınlar Şampiyonluğu en iyisini sormuşuz 2018 yılı için. Tamı tamına 2900 bin oy kullanılmış. Alexa Bliss %21 ile ikinci olmuş. Nia Jax %4 ile üçüncü olmuş. Ve Ronda %75 ile çok büyük bir farkla beklenildiği üzere ödülün sahibi sevgili Ahmet. Ronda Rousey'nin dövüşçü kimliğinden güreşçi kimliğine geçişi çok bence hızlı ve başarılı oldu. Hala birçok ön yargıyla bakan arkadaşlar var ama ben Ronda Rousey'nin bu geçişi çok iyi yaptığını düşünüyorum. Artık yavaş yavaş iyi bir güreşçi oluyor Ronda Rousey. Henüz tam olarak tabii ki istenen seviyede değil. 2019 senesi içerisinde bunu ulaşacaktır ama bu gelişimi çok iyi gösteriyor. Ben de açıkçası Ronda Rousey diyorum. Senenin Raw Kadınlar Şampiyonu için. Doğan, Ronda açık ara farkla ödülün sahibi. Ben Ronda Rousey WWE'de işte WWE Royal Rumble'da ilk geldiği zamandan beri çok güveniyorum. Herkes, ben büyük bir kesim ön yargıyla bakıyordu Ronda Rousey'e. Hani şampiyonluğu alacak, Lesnar gibi 3 ayda bir şovlara gelecek, kafasına estiğince işte iki adam dövüp gidecek falan diye düşünenler vardı. Ama Ronda Rousey hani çoğu güreş severi yanıltmayı başardı ve yani hemen hemen her şovda bulunuyor. Zaman zaman maçlara da çıkıyor. Yani gerçekten Ahmet'in de dediği gibi hani güreşçi sıfatına hani yavaş yavaş ulaşmaya başladı. Yani ben de bu sene gayet beğendim Ronda Rousey'nin performansını. Bence de senenin kadınlar şampiyonu Ronda Rousey'di. Sevgili Boğaç, Alexa Bliss %21 ile ikinci fakat çok büyük bir farkla neredeyse 3'e 4'e katlayarak Ronda Rousey %75 ile ödülün sahibi. Ya çok beklenen bir şey. Şimdi baktığımız zaman hani kimsenin beklemediği bir şekilde bir güreşçi, yani ring içinde bir performans gördük Ronda'dan. Ayrıca mikrofonda da bence yine beklenenden daha iyiydi. Hatta böyle sene içerisinde böyle best promo diyebileceğimiz birkaç tane de işe imza attı. Özellikle Nikki Bella ile olan mücadelelerinde çok güzel işleri vardı. Genel olarak çok başarılıydı. Hani yani Alexa Bliss falan bunlar da çok yetenekli kadın güreşçiler. Hani şu an şirkette bulunan ama hani Ronda getirdiği rüzgarla ve marka oluşuyla aslında bunları birleştirdi. Çalışmanın da emeğini aldı. Bu seneyi de harika geçirdi. O yüzden ben de Ronda diyorum. Evet, ödül törenimizde bir diğer parametre WWE'de 2018 yılının kıtalar arası şampiyonu Seth Rollins %25 ile ikinci, beklenildiği üzere Roman Reigns %53 ile ödülün sahibi. 3000 güreş Türkiye sever bu ankette oy kullandı. Sevgili Ahmet, ne dersin? Ben buna katılamayacağım yani. Roman Reigns'in zaten kısa bir saltanatı vardı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Raw 25'te Miz aldı. Miz'den Rollins, Rollins Ziggler falan gitti. Ben olsam Seth Rollins derdim. Seth Rollins 2018 senesinde Raw'ı sırtlayan isimlerden birisiydi. Hani bu Fighting Champion dedikleri tabire çok uyan bir adamdı. Her hafta ringdeydi, her hafta Open Challenge. Belki sonlara doğru biraz sıktı ama bu da yine de o hakkını alacağımız anlamına gelmiyor. Ben Seth Rollins istiyorum. Evet sevgili Boğaç, Dean Ambrose %11 ile 3. The Miz %7 ile 4. Sonuncu sırada ise Dolph Ziggler %3 ile kaldı. Fakat ödülün sahibi İmparator Roman Reigns. Ya ben de Ahmet'le paralel düşünüyorum. Hani çok Reigns böyle inanılmaz damga vurmadı ama Seth Rollins özellikle Brock Lesnar'ın tekrar Universal kemerini alıp kayıplara karışmasıyla beraber o kemeri Raw Show'unun belki de ana kemeri gibi
Ama o konuma getirerek her şovda savunduğu, her şova çıktığı, her şovda işte yani savaşan şampiyon konumunda olduğu ve IC kemerine değeri yükseldi aslında bu şekilde. O yüzden kıtalar arası şampiyonluğuna baktığımız zaman bence Seth Rollins bu seneye damgasını vurdu o konuda. Sevgili Doğan. Bu sefer ben de çoğunluğa katılmıyorum. Roman Reigns hani bence de fena bir şampiyonluk saltanatı sürdürmedi aslında. Kısa bir sürse de saltanatı gayet iyi iş çıkardı ama Seth Rollins gerçekten hani radyonun en başında da dediğim gibi 2018 yılında Raw'u sırtlayan isim oldu. Ve kıtalar arası şampiyonluk saltanatı hani ilki özellikle gayet iyiydi. İkinci saltanattan hani ilkine nazaran fazla tat alamasam bile hani ilk saltanatın varlığı yetti. Ben de bu senin kıtalar arası şampiyonu Seth Rollins diyorum yani. Evet, Dean Ambrose 3. sırada %11 ile Seth Rollins 2. sırada %25 ile Roman Reigns ödülün sahibi %53 ile Shield adeta 2018 yılının kıtalar arası kemerini domine etti diyebiliriz. Ben de ödülü Shield'a veriyorum. Yani Güreş Türkiye YouTube halkıyla aynı fikirdeyim. Fakat bir birinci seçecek olsam Shield arasından diğer yorumcu arkadaşlar gibi Seth Rollins derdim. O zaman diğer brandin Midcard kemeri hakkında konuşalım. Bu ödülde 2018 yılının Birleşik Devletler Şampiyonu'nu sorduk. En başarılı, en iyi kim dedik? İkinci sırada Randy Orton %36 ile yer alırken ödülün sahibi %51 ile Jeff Hardy oldu. Jeff Hardy'yi kutluyoruz. Sevgili Boğaç, ne dersin? Ya hani mesela şimdi şeyde kıtalar arası kemerde böyle bir mücadele hep gördük en azından Rollins'in ilk saltanatı açısından ama mesela beni bu Birleşik Devletler kemerine baktığımız zaman beni böyle inanılmaz içine çeken bir saltanat olmadı. Yani hani Nakamura'nın saltanatı oldu, Orton'un saltanatı oldu, Hardy saltanatı oldu. Üçü bile böyle şimdi Rusev başladı da hani üçü bile o kadar şey yapmamıştı. Şimdi kimi desem ya ben Orton diyeyim bari yani, yani en azından Orton olsun ama yani hiçbiri böyle inanılmaz tatmin etmedi beni yani. Evet Ahmet. 5000 takipçimizin oy kullandığı bu ödül anketinde Jinder Mahal %2 ile sonuncu oldu. Ah kardeşim. Ahmet çıkış yaptı, bilgisayarı kapattı galiba. Aga be. Doğan ne diyorsun? Bobby Roode %2. Bobby Roode kazandığı zaman gayet sevinmiştim. Turnuvayla kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı da beklentilerim vardı ama beklentinin çok çok altında kaldı. Daha sonra Randy Orton yani yeni imajıyla yani kazanması beni sevindirdi açıkçası. Diğer şampiyonlara nazaran daha iyi bir saltanat sürdü. Jinder Mahal'den de umudum vardı ama çok kısa bir sürede kaybetti kemeri. Yani bir hafta anca tuttu zaten. Ondan sonra Jeff Hardy ile Nakamura zaten kemeri kazandılar. Hani onların da saltanat zaten hani kemerleri doğru düzgün görmedik ikisinin kazandığı süreç boyunca. Yani bence Jeff Hardy, hani Jeff Hardy'nin çoğunluğu hani elde etmesi bence şaşırtıcı. Ben burada da çoğunluğa katılmayarak Randy Orton diyeceğim. Yılın Birleşik Devletler Şampiyonu bence Randy Orton. Evet sevgili Ahmet, Shinsuke Nakamura %8'i 3. oldu. Jinder Mahal ve Bobby Roode 5000 takipçimizin oy kullandığı ankette sonuculuğu paylaştılar. Ödül Jeff Hardy'nin, Randy Orton %36 ile ikinci, teselli de Randy Orton severler adına bu olsun. Sen ne diyorsun? Yani United States şampiyonluğu evet bu sene gerçekten çok da iyi bir sene geçiremedi. Senenin başında Bobby Roode, Randy, Jinder bu üçlü arasında gitti geldi. Ben Jeff Hardy demek durumundayım. Jeff Hardy Grand Slam yaptı bu sene kemeri kazanarak. Bence başarılı da bir şampiyondu. Ben de Jeff Hardy diyorum. Grand Slam bir yana Jeff Hardy'nin geçmiş yıllardan örnekler sunabilmesi ve hani kafasının sporda olduğunu, profesyonel güreşte olduğunu, özel hayatını düzelttiğini göstermesi ki bu yaşındayken bu doneleri bize sunması
oldukça önemliydi ve yılın sporcusu Birleşik Devletler şampiyonu olarak ben kendi nazarımda kendini kabul ettirdi. O zaman bir diğer ödüle geçelim. 2700 takipçimizin oy kullandığı yılın en başarılı Raw takım şampiyonları kim anketinde Dolph Ziggler, Drew McIntyre %43 ile ödülün sahibi olduğu. İkinci sırada Bray Wyatt, Matt Hardy var %24 ile ve %17 ile üçüncü sırada diğer şıkkı var. Sevgili Boğaç, ne dersin? Ben çoğunluğa katılıyorum. Bu sene Dolph Ziggler'la Drew güzel bir ikili oldular. Yani kimyaları da tuttu bence. Ring içinde olsun, kestikleri promolar olsun. Ya genel olarak keyif veren bir ikiliydiler. Hatta dağılmaları bile güzeldi yani. Böyle tatsız bir şey değildi o kadar. Yani izlemesi kötü değildi. O yüzden genel olarak bana keyif veren ve bu sene başarılı olduklarını düşündüğüm Dolph Ziggler, Drew McIntyre ikilisini diyorum ben de çoğunluk gibi. Ahmet, ödülün sahibi Ziggler ve Drew. Evet. Ziggler ve Drew bu sene kendilerini gerçekten, Drew McIntyre özellikle kendisini yenileyen bir güreşçiydi. Ben de yani başka bir takım şampiyonu aslında aklıma gelmiyor alt takımlar şampiyonluğu için. Ziggler ve Drew bu sene hakkını verdiler unvanın. Evet, sevgili Doğan, The Bar %12 ile 4. sırada, B-Team %4 ile sonuncu sırada, diğer şıkkı da muhtemelen Shield'ın kazandığı kemere verildi. Fakat biz Reign süreleri en uzundan sıralama olarak en aşağıya aldık. Shield giremedi ilk 4'e. Onun için diğer şıkkında kaldı. O da %17. Ne diyorsun sevgili Doğan? Dolph Ziggler ve Drew McIntyre işte Raw After WrestleMania'da gerçekten çok güzel bir hani başlangıç yaptılar. Bir damga vurarak geldiler. Ben açıkçası fazla uzun ömürlü görmüyordum onların hani ilişkisini, çıkar ilişkisi olarak düşünüyordum daha çok. Hani bu zamanda da ortaya çıktı ama beklediğinden de uzun sürdü yani birliktelikleri. Gayet iyi bir saltanat sürdüler kemerle. Hani sadece kemer saltanatıyla ilgili de değil, bu Shield senaryoları falan da girdi araya bir ara. Hani onlar da gayet güzeldi. Hani Hell in a Cell'de, Super Showdown'da falan olaylar da oldu zaten. Benim hoşuma gitti yani. Onun dışındaki şampiyonlar bayağı geçiş şampiyonluğu niteliğindelerdi. Ama Autosop Pain'den ben bayağı şey bekliyordum. Onlar da kısa zamanda kaybettiler kemeri. Yani Autosop Pain diyebilirdim ama gerçekten skandal bir şekilde kemeri kaybettikleri için ben de Ziggler ve McIntyre'dan yana kullanıyorum oyumu. Ben de Dolph Ziggler, Drew McIntyre diyorum ve ödül sahiplerini tebrik ediyorum Güreş Türkiye olarak. Bir diğer ödülümüz 2018 yılının en başarılı SmackDown takım şampiyonları idi ve Usolar beklenildiği üzere %71 ile Bludgeon Brothers, New Day ve The Bar'a çok büyük bir fark atarak ödülün sahibi oldular sevgili Boğaç. Ya ben burada Bar diyeceğim aslında. Çoğunluğa karşı çıkacağım. Ya bak, biraz daha geç kazandılar ödülleri ama aynı sene içerisinde hem Raw hem de SmackDown takım şampiyonluklarını kazandılar. Bence bu önemli bir başarı onlar için. Genel olarak da iki şeyde de iyi performans gösterdiler. Ya Usolar da bayağı iyiydi. Özellikle karakterlerinin değişimlerinden sonra yaşadıkları ve işi devam ettirmeleri keyifli oldu. Ama yani ben Bar diyorum. Biraz da bu benim onları sevmemden de ötürü olabilir tabii. Sevgili Ahmet. Ahmet modemi kapattı galiba yine. Doğan, sen ne diyorsun? The Usos gerçekten o karakter değiştiğinden sonra müthiş bir takım oldu. Daha önceki o haka dansı yapan sıkıcı takım gitti. Yani o gangsta tipli rap battle yapan işte iki tane işte Samoalı güreşçi geldi onların yerine ve ben bu ikiliyi gayet beğendim. Güzel de saltanat sürdüler. Hani Bludgeon Brothers'ın o sıkıcı dominantlığı ve New Day'in sürekli ortalığa pankekler saçmasından falansa The Usos'un saltanatı gayet iyiydi. Hani ben de The Bar diyebilirdim ama The Usos bana bu sene daha ayrı bir tat verdi. Yani o yüzden ben de
Usolardan yana kullanıyorum oyumu. Evet, ben de Usolar diyorum ve 4200 takipçimizin oy kullandığı ankette %71 ile Usolar ödülün sahibi oldu. Diğer ankete geçiyoruz. En büyük anketlerden biri. Sizce WWE'de 2018 yılının en başarılı Universal şampiyonu kim? %79'da Roman Reigns, %21'e karşı Brock Lesnar'ın tahtını yıkan adam yılın en başarılı Universal şampiyonu ödülünü aldı sevgili Boğaç. Ya Roman diyeceğim çünkü çok inanılmaz bir kemer saltanatı aslında süremedi. Ama hani yani Brock Lesnar'a kıyasla zaten adamın her şovda olup yani hep kendini gösteren bir şampiyon olarak yer alması bile aslında yeterli bence yani. Çok da tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sevgili Doğan? Ben Lesnar'ı hani genel kitlenin aksine çok seven birisiyim. Ama hani bu kez Roman Reigns'ten yana kullanacağım oyumu. Çünkü kemeri kazandığı günden sonraki şovda hani Finn Balor'a kemer maçı hakkını vermesi bile yetti yani. Bayağı karizma barik etti açıkçası. O maçtan sonra gelişen olaylar, hani Shield'ın epik birleşmesi falan da bayağı hoşuma gitti yani. Sırf Roman Reigns'in o Balor'a hakkını vermesi gibi bir karizma hareketten ötürü bile Roman Reigns'e oy verebilirim bu konuda. O yüzden Roman Reigns diyorum. Ben de Roman Reigns diyorum. Brock Lesnar'ın tahtını, saltanatını, hatta imparatorluğunu, çünkü Roman Reigns de bir imparator gimmickiyle dolaşan biri olarak gerçek imparatorun kim olduğunu gösterdi. Ki üstelik radyonun başında söylediğim gibi kemerini de kaybetmedi. Bırakmak durumunda kaldı. Onun için yenilmez şampiyon 2018'in yılın en başarılı Universal şampiyonu bana göre de Roman Reigns. %79'da ödülü kazandı. Biz de Roman'ı tebrik ediyoruz. Bir diğer ankette 2018 yılının en başarılı WWE şampiyonunu sorduk. Ve AJ Styles Roman Reigns'i de geçerek %83 ile yaklaşık 2600 takipçimizin oy kullandığı ankette Daniel Bryan'a karşı %17 Daniel Bryan büyük bir farkla ödülün sahibi oldu. Boğaç, AJ Styles dedik. Ben de AJ Styles diyorum çünkü AJ Styles yani yer yer sıktı saltanat. Yani bunu hepimiz herhalde kabul ederiz. Ama özellikle Samoa Joe ile olan feud'ları yani inanılmazdı. Genel olarak çok başarılı bir performans. Hiç düşmedi. Yani saltanat sıkıcı diyoruz ama çıkardığı maçlar hep üst kalite maçlar çıktı. O yüzden yani AJ Styles ya inanılmaz bir sene geçirdi bence bu sene. Evet sevgili Doğan. Styles'ın hani saltanatı bu açın da dediği gibi yer yer sekteye uğradı, sıkıcı bir hal aldı ama tabii zaten Daniel Bryan da çok kısa süredir bir şampiyon. Hani onun üzerine pek bir şey denemez. Ama Styles hani kaliteli maçlar çıkartarak da bu sıkıcı saltanatı hani bir nebze de olsa güzel hatırlanacak yanlarını da hani oluşturmuş oldu. Bence de bu sene şampiyon AJ Styles yani. Fazla üzerinde konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Evet. O zaman AJ'yi de kutluyoruz. Ben de AJ diyorum. Ve diğer parametrelere, yılın enlerine geçiyoruz. WWE'de 2018 yılının en büyük hayal kırıklığı kim? Yani yılın bidonu ödülü 1200 takipçimizin oy kullandığı ankette Bray Wyatt %53 ile birinci oldu. Shinsuke Nakamura ve Finn Balor %19'ar oyla ikinciliği paylaştılar. Evet sevgili Boğaç, ne diyorsun? Yani aslında ben ya Nakamura gibi bir düşündüm ama sonra Bray Wyatt'ı tekrar hatırlayınca ya Bray Wyatt neydi, ne oldu, şahtı şahbaz oldu yani bilmiyorum, yazık oldu çocuğa diye düşünüyorum bazen. Yani White gerçekten çok şanssız, üzücü bir sene geçirdi. Umarım artık kendisini daha iyi şekilde görürüz diye ümit ediyorum. Çünkü olmadı yani. Üzüldük. Evet sevgili Doğan,
Shinsuke Nakamura ve Finn Balor %19 ile ikinciliği paylaştı. Diğer seçenekte ise sonuncu sırada Bayley var. Fakat yılın bidonu Bray Wyatt oldu. Ben Bray Wyatt'tan senenin başında da pek bir şey beklemedim açıkçası. Hani kendisini gayet severdim. İlgi çekici bir karakteri vardı. Ama bunu hani parsel parsel harcadılar yani. Matt Hardy'nin yemi falan yaptılar. Beklediğinden de aslında iyi oldu bence. Kemer falan kazanmasını hiç beklemedim açıkçası. Hani Raw Tag Team kemeriyle saltanat sürmüş oldu. Bence yılın hayal kırıklığı Bray Wyatt değil de Nakamura oldu. Hani kemeri aldığında ben ondan çok şey beklemiştim ama haftalarca şovlara gelmedi bile. Hani arada SmackDown'lara gelip Ty Dillinger'a savundu kemeri gitti falan yani. Bence yılın hayal kırıklığı Nakamura'ydı. Evet, bana göre de yılın bidonu Güreş Türkiye severlerin belirttiği gibi %53 ile Bray Wyatt. Fakat Nakamura ve Finn Balor'ın da çok büyük bir hayal kırıklığı olduğu gerçeğini bu değiştirmiyor. O zaman diğer parametrede yılın en şok edici anı diyelim. Boğaç hafif yankı yapıyor sesim sende. 2300 Güreş Türkiye takipçisinin oy kullandığı ankette %83 ile Roman Reigns'in lösemi olması birinci oldu. İkinci sırada %11 ile Undertaker'ın WrestleMania'da geri dönüşü var. Sevgili Boğaç, ne diyorsun? Ya tabii ki Roman'ın lösemi olduğunu açıklaması seneye damga vuran olaydı yani, şok edicilik açısından. Undertaker'ın dönmüş olması çok beni açıkçası öyle inanılmaz şoke etmemişti. Yani orada bir şeyler olacağını artık 3 aşağı 5 yukarı orada anlattılar ama yani hani Roman'ın bir anda çıkıp tamamen karakter dışında konuşup hani ben lösemiyim ve kemeri bırakmak zorundayım diyerek orada herkesi bir anda yıkması gerçekten kimsenin beklemediği inanılmaz şok edici bir olaydı. Buradan da tekrar geçmiş olsun dileyelim kendisine. Sevgili Doğan. Yani çoğunluğun da dediği gibi bence Roman Reigns'in lösemi açıklaması. Hani bütün seyirciler hani o gece şovdan önceki gece hani ertesi gün Roman Reigns'in lösemi oldum, kemeri bırakıyorum, güreşe ara veriyorum açıklaması yapacağını söylesek yani herkes gülerek karşılardı bunu hani. Ama öyle bir şey yaşandı yani. Beni de açıkçası derinden sarstı. Roman Reigns'in hani kemeri kazanması beni mutlu etmişti. Hani uzun süreli bir saltanat da bekliyordum yine. Bir yıl falan sürer diyordum hani kafadan. Ama böyle bir talihsizlik yaşadı. Umarım bu hastalığı yenip bir kez daha yenip aramıza geri döner. Evet, WWE'de 2018 yılında senenin en büyük ihanetini sorduk. Daniel Bryan'ın AJ Styles'a ihanet edip WWE şampiyonu olması ikinci, Dean Ambrose'un Seth Rollins'e saldırması %80 ile ödülü alan segment oldu. Ambrose'u da bu ihanetinden dolayı ne kadar büyük bir çığır açtığını gösteren done olarak kutluyoruz. Sevgili Boğaç, ne dersin? Toplulukla ben de aynı fikirdeyim. Yani o en olmayacak anda o ihaneti yaptı yani, geldi yapıştırdı Dirty Deeds'i. Ne kadar etkili oldu sonrası, orası muallak, tartışılır ama yaptığı o anki ihanet gerçekten takdire şayandı yani. Yani şu anki oyladığımız durumdan konuşacak olursak. Doğan. Dean Ambrose benim hani en başından beri pek az etmediğim bir isim. Yani hani aşırı beğendiğim olayları çok nadir. Yani bir ya da iki tanesidir. İki tane vardır. Onlardan birisi de zaten bu Roman Reigns'in lösemi açıklaması yaptığı gün Ambrose'un duygusuzca Seth Rollins'e saldırıp heel turn geçirmesi olayıydı. Yani ben de burada çoğunluğa oyarak Dean Ambrose'un yaptığı ihanetten yana kullanacağım oyumu. Hani gerçekten çok sağlam bir olaydı ama ondan sonrası pek de iyi gelişmedi bence. Hani Dean Ambrose yine bildiğimiz Dean Ambrose yani. Heel de olsa, face de olsa. Evet, ben de Dean Ambrose'un Seth Rollins'e saldırması dediğim. WWE'de 2018 yılının overrated'ını sorduk. Yani en çok abartılan ismini. Brock Lesnar %55 ile
en çok abartılan overrated güreşçisi oldu. İkinci sırada Ronda Rousey %19. Üçüncü sırada Roman Reigns %15. Ve dördüncü sırada Alexa Bliss %9'la yer edindi sevgili Boğaç. Yani tartışmasız bir şekilde Brock Lesnar bu senenin overrated ismi oldu bence de. Yani kemer aldı, ortada yoksun abim. Hani keyfine kaldık adamın. Hani çok şeydi. Bu arada Ronda'nın %19 oy alması bayağı şaşırttı beni. Yani bence Ronda hiç overrated değildi bu sene. Aksine tam performansı veren, ismine kıyasla tam hak ettiği performansı gösteren bir isimdi. Biraz garip buldum seçimi ama ben de Brock Lesnar diyorum. Evet Doğan. Ronda Rousey'nin bu kadar çok oy alması beni de şaşırttı Boğacın dediği gibi. Ama ben yılın overrated konusunda hani pek şu an hiç söz edilmeyen birisinden bahsedeceğim. Yani bence Nia Jax'ti ya. Yani birdenbire hani her türlü olayda ortaya çıktı. Hani kemeri falan kazandı, kısa sürede kaybetti. Yine Battle Royale'ı falan kazandı birdenbire. Özellikle o Battle Royale'ı kazanması beni bayağı sinir etti yani. Hak eden birçok insan vardı hani. Ember Moon, Asuka gibi isimler ön plana çıkarılabilirken Nia Jax'e yeniden işte kemer şansı verdiler. Sonra zaten Becky Lynch'e yaptığı o beceriksizlik falan da ortada ama buna rağmen hala hani ön planda tutulmaya çalışılıyor. Bence yılın overrated'ı Nia Jax'ti yani. İyi yaklaşım evet, yalnızca. Ben de yılın overrated'ına Brock Lesnar dedim. Çünkü kemerin şirketin birinci kemerinin en büyük şampiyonunun WWE şovlarında bu kadar az yer edinmesinin hiçbir şekilde başka güreşçiyle kıyaslanamayacağını düşünüyorum. Evet, 2018 yılında senenin underrated'ını sorduk. Yani yeterince değer verilmeyen güreşçisini Finn Balor %69'da ödülün sahibi oldu. Sami Zayn %12 ile ikinci, Samoa Joe %8 ile üçüncü, Ember Moon %4 ile sonuncu ve diğer seçeneği dördüncü olmuş %7 ile sevgili Boğaç. Ya benim forumda takip eden arkadaşlar varsa aramızda Samoa Joe'yu sevdiğimi bilirler. Ben Samoa Joe diyeceğim çünkü Samoa Joe bu sene özelinde inanılmaz promolar yaptı, inanılmaz maçlar çıkardı. Özellikle WWE şampiyonluğu etrafında çok çok iyi durumlarla karşı karşıya bıraktı bizi. Yani ben bir ara şey diye düşündüm hatta yani Joe için şirketteki faal olarak en iyi performans gösteren heel karakter diye kendisini adlandırıyordum. O yüzden şampiyonluğu kazanamaması bence onu bu sene için çok çok büyük bir underrated yaptı. Samoa Joe senenin underrated'ıydı benim gözümde. Evet sevgili Doğan, Sami Zayn %12 ile ikinci, Samoa Joe %8 ile üçüncü fakat ödülün sahibi açık ara farklı %69 Finn Balor. Vallahi açıkçası ben Finn Balor'da hani aşırı bir şekilde bir şey hani bir albenisini görmediğim için ben Finn Balor'dan hani hiçbir şey beklemiyordum. Hani beklediğim gibi de hani boş beleş bir sene geçirdi öyle böyle. Ben Finn Balor'ın hani underrated falan olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Benim gözümde senin underrated'ı Kevin Owens'tır çok net. Braun Strowman'a bayağı ezildi. Money in the Bank'ten sonra özellikle. Ben çantayı kazanacak hani iki isim düşünmüştüm gözümde. Birisi The Miz, diğeri Kevin Owens'tı. İkisi de kazanamadı. Braun Strowman kazandı. Hadi yine Kevin Owens bunun peşinden koştu. Ama Braun Strowman hani bayağı ezici bir üstünlükle yani Kevin Owens'ı başından def etti. Ve onun dışında yılın hani geri kalan dönemlerinde de pek bir şey yapamadı. Ve zaten Strowman'la olayları bittikten sonra da Lashley tarafından acımasızca sakatlandı. Bence bu senenin overrated'ı Kevin Owens'tı. Yani Samoa Joe'ya da değineceğim. Kevin Owens'tan sonra bence de Samoa Joe'ydu. Hani Samoa Joe olabilir underrated. Ama yani yer yer domine ettiği hani süreçler de oldu Samoa Joe'nun. Hani AJ Styles çekişmesinde zaten çok iyi performans sürmesine rağmen kemeri kazanamaması hayal kırıklığıydı. Ama onun dışında hani domine ettiği çekişmeler falan da oldu yani.
bence bu seneyi beklediğimden daha kötü geçen isim Kevin Owens oldu. Evet, Kevin Owens dedi. Ben de Samoa Joe olduğunu düşünüyorum. Peki yeterince değer verilmeyen nokta ne derseniz, bu sene Joe kesinlikle şampiyon olmalıydı. WWE şampiyon olmalıydı. AJ Styles'a karşı kazanmalıydı kemeri. Çok güzel bir feud yazılmıştı. Çok güzel oyunculuklar vardı. Harika bir ring içi vardı. Joe ile AJ Styles arasında 15 senelik bir feud resmedildi. Mükemmeldi her şey, fakat Joe'nun şampiyonluğu eksikti. 2018 yılında senenin en çok gelişme göstereni ne sorduk? Dean Ambrose %57 ile ödülün sahibi oldu. Kutluyoruz Dean Ambrose'u. İkinci sırada Becky Lynch %22 ile teselli ödülü aldı. Elias ise %12 ile üçüncü sırada, sevgili Boğaç. Şimdi biz burada NXT yıldızlarını isimlendirebiliyor muyuz, yoksa sadece ana brandler üzerinden mi? Ya ana brandler, çünkü YouTube'da ana brandleri paylaşıyoruz sadece. Anladım. YouTube kamuoyu da ana brandteki güreşçileri biliyor. Mesela Velvet in Dream'i yazmıştım. %3 oy almış. Diğer şıkkı %6 oy almış. Yani öyle söyleyeyim size. Anladım, anladım. Yok, ben çünkü Velvet in Dream demek için hazırlanmıştım ama o zaman ben Elias diyeyim. Ya aslında Becky Lynch de denebilir. Ama Elias'ın özellikle face turn'ünden sonra gösterdiği karakter gelişimini aşırı beğendiğimden dolayı ben Elias diyeceğim. Bir de zaten o Seattle'da aldığı inanılmaz ters reaksiyon var Kevin Owens'la beraber oturdukları. Yani aklıma geldikçe diyorum Elias bu seneyi bence bayağı iyi geçirdi. Çok da iyi gelişim gösterdi. Evet sevgili Doğan, sence kim? Radyonun en başlarında da değinmiştik buna. Ronda Rousey'nin hani dövüşçü kimliğinden güreşçi kimliğine geçişi olayından dolayı ben Ronda Rousey diyorum burada. Yani Dean Ambrose denmiş çoğunluk ama ben katılmıyorum ya buna. Hani pek bir varlık gösteremedi dediğim gibi heel turn'dan sonra. Evet. Hani önceki Dean Ambrose neyse şimdi de aynı yani. Bu bir Bane cosplay'i falan vardı. Gaz maskesi taktı. O promo hoşuma gitmişti. Onun dışında da yani Dean Ambrose'un pek de güzel bir tarafını görmedim. Ben Ronda Rousey'den yana kullanıyorum oyumu. Ben de %22 ile ikinci olan Becky Lynch diyorum. Fakat ödül %57 ile Dean Ambrose'a gitti. Heel turn yaptı. Ondan öncesinde dönüşte çok büyük bir stil değişikliği. Gerçekten gelişme gösterdi mi bilmiyorum ama çok büyük bir değişim gösterdiği konusunda bunu gelişim olarak adlandırabilir miyiz? Onu da bilmiyorum ama çok büyük bir değişim gösterdi, herkesin malumu. 2018 yılının en iyi ana kadroya debutunu sorduk. All Doors of Pain, Sanity, Ronda Rousey ve ikonikler vardı şıklarda. Ayrıca bir de diğer bir şıkkı mevcuttu. Ronda Rousey %84'te en iyi ana kadroya debut yapan isim oldu. Farklı bir düşüncesi olan var mı? Yani çok bariz bir şekilde belli bence yani Rousey olacağı. Ben de Rousey diyorum. Doğan? Doğan? Bence de Ronda Rousey ya. Hani gayet sağlam bir debut yaptı o resimler, logoları falan. Evet. Ronda Rousey'nin debutu diyorum. 2018 yılının en iyi geri dönüşünü sorduk. Rey Mysterio %61 ile ödülün sahibi oldu. İkinci sırada Jeff Hardy %17 ile üçüncü sırada Dean Ambrose %15 ile yer edindi. Sevgili Boğaç. Ya Rey Rumble'da döndüğü zaman inanılmaz fit bir şekilde döndü. Yani en son insanların kafasında kalmış olan Rey portresinden çok farklı bir şekilde döndü bence. Çok da iyi döndü. Yani hep bir performans çıtasında hep bir yerde tuttu. Düşmedi çok sene içerisinde bence. Rey bence de senenin en iyi geri dönüş yapan insanıydı. Doğan? Rey Mysterio bence de yılın en iyi geri dönüş yapan ismi. Özellikle işte WWE dışındaki bağımsız güreş sahalarında hani yeniden eski formuna kavuşarak geri dönmesi hani ayrı güzel bir detay. Şu an performans da gayet iyi. Hani güzel bir geri dönüş yaptı Rey Mysterio kısacası. Ben de Rey Mysterio diyorum. Ben biraz popülist yaklaşımdan uzak olacağım bu şıkta ve Drew McIntyre diyeceğim. %6 oyla dördüncü olan Drew McIntyre bence yılın en iyi geri dönüş yapan güreşçisiydi.
adeta buraların bir kurduymuş gibi, sanki buralardan hiç yollanmamış gibi, yıllardır buradaymış gibi çok büyük bir tecrübeyle geri dönüş yaptı ve rolüne, ona verilen rolde hiç sırıtmadı. Drew McIntyre diyorum. Dördüncü olan isim %6 ile bana göre yılın en iyi geri dönüş yapan ismiydi. Fakat ödül %61 ile Rey Mysterio oldu. Diğer ödül, 2018 yılının en iyi brand genel müdürünü sorduk. Kurt Angle %73 ile ödül sahibi, Paige %14 ile ikinci, Daniel Bryan %7 ile dördüncü, Constable Corbin ise %6 ile dördüncü oldu. Daniel Bryan üçüncü oldu. Düzeltiyorum. Sevgili Boğaç, sen ne dersin? Ben dördüncü olan kardeşimiz Corbin'den yana oyumu kullanayım. Ya zira ben Corbin'i bu sene bayağı beğendim. Kendisi bayağı faal bir şekilde kötü müdür karakterini çok iyi oynadı. Bir süre sonra baymaya başladı. Zaten en sonunda da ratingler dalgasını kendisine kestiler cezayı, ama o cezası kesilene kadar bence çok keyifli bir müdür performansı gösterdi. Ben Corbin diyorum bu sene için. Doğan? Bence de Corbin bu senenin en iyi genel müdürü oldu. Kurt Angle'da özellikle son sürecinde genel müdürlüğünün bayağı sıkıldım. Yani her şarkısı duyulduğu zaman hani ne tarafa esniyorduk moduna geçtiğim oldu. Constable Corbin gerçekten hani o saçları sıfıra vuruşu, takım elbiseleri çekmesi falan, yepyeni imajıyla gerçekten o kötü adamı, kötü genel müdürü gayet iyi oynadı. Yani rakiplerine sürekli, rakiplerinin önüne taş koydu sürekli. Ve hani bence kendini güzelce izlettirdi. Ben Corbin diyorum. Ben de Corbin diyorum. Hatta Corbin'in ring içi karakterinden, güreşçi karakterinden çok bu brand genel müdürü gimmickini daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. 3800 oyun kullanıldığı anketimizde Kurt Angle %73 ile ödülün sahibi oldu. Bir diğer ödülümüz WWE'de 2018 yılının en iyi maçı %40 ile McIntyre ile Ziggler Ambrose Rollins maçı, Hell in a Cell 2018'deki ödülün sahibi sevgili Boğaç, sence 2018 yılının en iyi maçı? Vallahi aslında sene içerisinde bayağı güzel maçlar oldu. Ben ilginç bir cevapla gideyim. Daha doğrusu erkeklerden değil de kadınlardan gideceğim. Becky Lynch, Charlotte Flair, Evolution 2018'deki maç. Evet. Benim herhalde favorim. O da dördüncü şık anketlerimize soruldu ve dördüncü oldu. Evolution 2018'deki maç, Becky Lynch, Charlotte Flair, Boğaç. Evet, ben o maçta oyumu kullanıyorum. Çok keyifli bir maçtı. Evolution hiçbir beklentimin olmadığı bir şovdu ama yani her maç zaten bence iyiydi. Kaliteli maçlardı ama main event'i inanılmazdı yani o manada. Doğan? Öncelikle bir düzeltme yapayım. Evolution'un main event'i main event'i dur. Ronda Nikki'ydi. Ben de şimdi söylerken hatırladım. Düzeltemedim de. Evet. Güzel maçtı. Sen devam et Doğan. Tamam. Becky vs. Charlotte diyorum ben de. En son kaldığım maç oydu. Hani en son canlı izlediğim şov Evolution'du zaten. Yani gayet keyifli bir şovdu. O Becky Lynch vs. Charlotte Flair maçı da gayet güzeldi. Hikayenin özellikle sunumu, ekstrem olaylar, Charlotte Flair'ın hani her seferinde kalkması, Becky Lynch'i şaşkına döndürmesi olayları falan gayet güzeldi. Hani bayağı epik bir maçtı yani. Kadınların bambaşka bir seviyeye hani yükseldiği bir maç oldu. Ben de Becky vs. Charlotte diyorum. Ben de Becky Charlotte maçı da diyebilirim. Yani Brock Lesnar, Daniel Bryan da diyebilirim Survivor Series'teki. Çünkü maçın çizimi çok iyiydi. Yani Lesnar Bryan maçı nasıl iyi olabilir desek buydu. Yani böyle iyi olabilirdi. Ya da AJ Owens, Ziggler, Corbin, Zayn Cena maçı da aynı şekilde yılın en iyi maçlarından biriydi. Ama bir orta yol bulacak olsaydım Hell in a Cell 2018'deki McIntyre, Ziggler, Ambrose, Rollins maçını söylerdim. Gerçekten on momentları çok olan
izlenesi bir karşılaşmaydı. Miz vs. Rollins de iyiydi ya bence bu sene. O da geldi aklıma. Ödülde El Nassel 2018'deki maça gitti. WWE'deki 2018 yılının en iyi şovunu sorduk. WrestleMania %65 ile senenin en iyi şovu oldu. Rumble %18 ile senenin en iyi ikinci şovu. SummerSlam %9 ile senenin en iyi üçüncü şovu oldu. Boğaç. Ben de çoğunlukla aynı fikirdeyim. WrestleMania zaten bu şirketin en büyük şovu. Bu şovu da bayağı iyi bir şekilde kotardıklarını düşünüyorum bu sene özelinde. Yani artık geçtiğimiz sene özelinde. Güzel bir şovdu. Ben de WrestleMania diyorum. Doğan? Ben de WrestleMania diyorum direkt. Çok keyifli bir şovdu yani. Yani her türlü olaylar hani oldu. Undertaker'ın dönüşü, ondan önce Elias'ın trollemesi falan. Onlar da güzeldi. Lesnar'ın yine bizi şaşırtması gibi güzel olaylar yaşandı. Ben de WrestleMania 34 diyorum. Ben de WrestleMania diyorum. Ve diğer ödüle geçiyoruz. WWE'de 2018 yılının güreşçisini sormuştuk. 3000 takipçimizin oy kullandığı ankette AJ Styles, Braun Strowman, Seth Rollins, Roman Reigns ve diğer şıkları oylama içindeydi. Roman Reigns %67 ile çok büyük bir farkla yılın güreşçisi olmaya hak kazandı. Roman Reigns'i ödülü aldığı için kutluyoruz ve söz sevgili Boğaç'ta. Ben AJ Styles diyeceğim. Zira çok çok iyi bir saltanat geçirdi bu sene. Yani senedeki performansını düşününce çok başarılıydı. Maçlarının çoğunu kazandı. Hatta galiba %80 mi %70 mi ne, öyle bir de bir kazanma oranı olması lazım. Geçtiğimiz günlerde forumda paylaşılmıştı. Senenin sonuna dair istatistikler diye bir konu başlığı altında. AJ Styles inanılmaz bir sene geçirdi. İlk geldiği seneden beri zaten çıkıştaydı kendisi. Bu sene artık iyice yani dağın tepesine doğru küreğini vurdu. Ben o yüzden AJ Styles diyorum. Doğan? Ben çoğunluğa olarak Roman Reigns diyeceğim. Hani Lesnar'a karşı verdiği büyük savaş bir kere hani onun bu senenin en iyi güreşçisi olma hani ödülünü hak kazandığını gösteriyor. Hani o savaşmasının meyvesini de en sonda SummerSlam'de almıştı. Hakkını kazanmıştı. Ama hani Lösem açıklamasıyla kemeri bırakmasıyla hepimiz derinden sarstı. Ama hani o aylar boyunca verdiği savaş bile yeter. Ben Roman Reigns diyorum. Ben de Roman Reigns diyorum. Beklenmedik bir şekilde çok büyük bir şampiyonu devirerek daha büyük bir güreşçi olduğunu gösterdi ve 2018 yılının güreşçisi ödülünü almaya Güreş Türkiye YouTube halkı takdirinde hakta kazandı. Ben de kutluyorum Roman Reigns'i. 2018 yılının kadın güreşçisini sorduk WWE'de. Ronda Rousey %61 ile ödülün sahibi oldu. Becky Lynch %20 ile teselli ödülünü aldı ikinci olarak sevgili Boğaç. Yine çoğunlukla aynı fikirdeyim. Yani bir senede bütün maçlarını kazanan bir isim benim için de açıkçası senenin güreşçisi olur kadınlarda. Yani ilk iki yarıyı ayrı ayrı değerlendirecek olsaydık her türlü ikinci yarısı için Becky Lynch derdim ama bütün seneyi göz önüne aldığımız zaman geldiği andan itibaren yarattığı etkiyle ve gelişimiyle Ronda Rousey bu ödülün sahibi olmayı hak ediyor bence. 4200 takipçimizin oy kullandığı ankette 2018 yılının kadın güreşçisi ödülünü Ronda aldı sevgili Doğan. Ben de tümden gelerek Ronda Rousey diyorum. Yani bütün yıla geneli vurduğumuz zaman Ronda Rousey diyorum. Tamam Becky Lynch 3-4 ay boyunca çok büyük bir popülarite kazandı. Büyük bir sükse yarattı şirket içerisinde. Ama bütün yılı Ronda Rousey gayet iyi geçirdi. Hani her türlü açıdan gelişimi olsun, sonra bütün maçlarını kazanması olsun, girdiği çekişmeler olsun. Yani Ronda Rousey müthiş bir yıl geçirdi gerçekten bu sene. Oyumu ondan yana kullanıyorum ben de. Alexa Bliss ve Charlotte Flair %8 ile üçüncülüğü paylaştılar. Ben Ronda, Becky, Alexa, Charlotte arasından eğer bir tane yılın kadını seçecek olursam
istatistik ekranında Ronda seçerim. Ve fakat performans hem diva olarak hem güreşçi olarak Charlotte Flair'ın eşsiz bir senesi olduğu kanaatindeyim. Charlotte Flair bir ring içi güreşçisi olduğunu kanıtlamıştı daha önceden. Bence bu sene aynı zamanda bir süper yıldız olduğunu gösterdi. Yıldız efekti, o Hollywood havasını da taşıdığını gösterdi. Onun için Charlotte Flair demek istiyorum. Fakat işte karneye bakacak olursak, galibiyet mağlubiyet karnesinde Ronda Rousey olabilir. Fakat çoğunluğa katılmıyorum. Benim nezdimde Charlotte Flair yılın kadın güreşçisiydi. Fakat ödül Ronda Rousey'e gitti. WWE'de 2018 yılının feudunu sorduk. AJ Styles, Samoa Joe, The Miz, Daniel Bryan, Shield, Strowman, Ziggler, McIntyre ve Brock Lesnar, Roman Reigns şıkları vardı. Bir de diğer parametremiz var her ankette olduğu gibi. %69'da Brock Lesnar, Roman Reigns feudu yılın çekişmesi ödülünü aldı sevgili Boğaç. AJ Styles, Samoa Joe feudu seneye damgasını benim nezdimde vurdu. Yani promoların kalitesi, maçların kalitesi, yani SummerSlam'daki maçı hatırlıyorum. Adam çıktı, babanız eve geliyor diye, yani bas bağıra bağıra söyledi orada Samoa Joe. Üzerine de AJ Styles'a çıldırdı zaten ondan sonra. Yani genel olarak çok çok başarılı bir feud'du. O yüzden benim oyum AJ Samoa Joe feud'una gidiyor. Evet, diğer The Miz, Daniel Bryan, AJ Styles, Samoa Joe üçüncülüğü paylaştı %4 ile 3 tane şık. Fakat Shield, Strowman, Ziggler, McIntyre feudu %19'da ikinci ve ödülün sahibi Brock Lesnar, Roman Reigns oldu. Doğan, sen ne diyorsun? Ben de AJ Styles vs. Samoa Joe diyorum. Gerçekten çok sağlam bir çekişme oldu. Samoa Joe özellikle kendine mikrofon açısından çok şeyler kattı. Yani hani sadece AJ Styles çekişmesine de özel bir şey olmadığını katladı şimdiki promolarında. Yani gerçekten Samoa Joe'nun kemerini kazanamasa bile kendine güzel yani şeyler kattı. Yıllık açısından bir çekişme oldu. Çok iyi de bir performans gösterdi. Ben de Styles vs. Samoa Joe diyorum. Ben de Styles Joe diyorum. 20-15 senelik bir feud. Aynı zamanda The Miz, Daniel Bryan da uzun süreli bir feud. Fakat The Miz, Daniel Bryan'ı çok işleyemediler. Styles, Samoa Joe ana kemer ortaklığında olmasının da etkisiyle çok fazla dikkat çekti ve çok fazla seyirci nezdinde reaksiyon aldı. Ben de Styles, Samoa Joe diyorum. Fakat ödül bıraktığınızı Roman Reigns feud'una gitti. 2018 yılının takımını sorduk. Usolar WWE'deki en iyi takım oldu 2018 yılında %51 ile. Drew McIntyre, Dolph Ziggler da %24 ile ikinci oldu. Yılın Raw güreşçisini sorduk. Roman Reigns %67 ile yılın Raw güreşçisi oldu. Seth Rollins %15 ile ikinci. Brock Lesnar %11 ile üçüncü oldu. 2018 yılının SmackDown güreşçisini sormuştuk. AJ Styles %55 ile ödülün sahibi oldu. %27 ile Randy Orton teselli ödülü aldı ikinci olarak. Daniel Bryan %7 ile üçüncü oldu. Diğer şıkkı da yine %7 ile aynı sıralamayı paylaştı. Sevgili Doğan ve Boğaç, yılın enleri ödül töreninin sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Umarım 2019 daha sakatlıksız, daha bol hikayeli, daha keyifli hikayelerle dolu güzel bir sene olur bizler için. Doğan? Ben de 2019'un bu sene konuştuğumuzdan daha farklı hani isimlerle hani gelecek sene tartıştığımız bir sene olmasını diliyorum. Yani daha güzel hikayeler olsun bu ağacında dediği gibi ve daha farklı isimlerle tartışmış olalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz sevgili güreştürkiye.net severler. Forumumuza ücretsiz bir şekilde üye olabilir, bizlere sorular sorabilir. Aynı zamanda tartışma konularımızda görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. İlerleyen haftalarda daha güzel şovların değerlendirmeleriyle ve ilerleyen senelerde yılın enleri ödüllerinde beraber olmak dileğiyle hoşça kalın.